Normal bir iş günüydü. Güzel orkideleri kesip satıyordu. Bir ağaç dalında güzel bir orkide gören Horace ağaca tırmanıp çiçeği almak istedi. Elinde bıçağıyla orkideye uzandı. Elini çiçeğe uzatmıştı ki kolunda büyük bir acı hissetti. Bunu bilmiyordu ama orkide sadece fiziksel bir güzellik objesi olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda zehirli bir yılanın da yuvasıydı. Çok güzel görünen şey aynı zamanda onu erkenden mezara götürmeye yetecek kadar çok zehir taşıyordu. Ancak hastaneye yetiştirilerek hayatı kurtarıldı. İblis de bize birçok güzel orkideler sunar. Bazen tehlike açıkça bellidir. Ama çoğunluk da iyi gizlenmiştir. Bir mercan yılanı çok güzel olsa bile onu eline almaya kim ister? Usta bir aldatıcı olan İblis, tuzaklarını geçici bir zevk halkanı arkasında dikkatle gizler. Sigara reklamlarında bakan biri, sigaranın sağlıklı bir adamı, akciğerlerinin sadece %40'ı sağlıklı olarak hayatta kalan, neredeyse yatalak birine indirgeyeceğini tahmin edebilir mi? Özlemini çektiğiniz otomobilin bir gurur iğnesi taşıdığını kim düşünebilir? Şehveti kışkırtan dergilerin zehirlerini saçacağı kesindir. İçinde yılanlar yaşayan orkideler her birimiz için farklı şeyler olabilir. Ama hepimizin bu orkidelerin neler olduğunu belirlememiz ve onlara asla dokunmama konusunda kesin karar almamız gerekmektedir.